Bu videoda hızlıca karmaşık sayıları bir gözden geçireceğiz. Karmaşık sayılar üzerine daha önce çalıştıysanız, bu video biraz pasınızı atmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca neden elektrik mühendisliğinde karmaşık sayıları kullandığımızı açıklamak da faydalı olacaktır. Bu arada eğer karmaşık sayılar sizin için yeni bir konuysa, Khan Akademi Türkçe'nin karmaşık sayılar üzerine videolarını izlemenizi tavsiye ederim. O zaman hadi başlayalım. Karmaşık sayılar, imajiner sayılar yani sanal sayılar kavramına dayanır. Sanal sayı için biz elektrik mühendisliğinde i yerine j kullanırız. Ve j kare eşittir, eksi 1 olarak tanımlanmıştır. Yani bu j'nin tanımıdır ve j'ye sanal birim denilir. Ben bu sanal kelimesini sevmiyorum ama işte bu şekilde adlandırıyoruz. Elektrik mühendisliğinde gerçekten çok kullanışlı bir kavram. Şimdi bu tanımı kullanarak bir karmaşık sayıyı tanımlayalım. Bu sayı için genelde z harfini kullanırız. Bir karmaşık sayının bir reel yani bir gerçek kısmı vardır ki buna x diyeceğiz ve bir de imajiner yani sanal kısmı vardır. Buna da j çarpı y diyeceğiz. Evet, j burada olduğu için burası z'nin sanal kısmıdır ve burası da z'nin gerçek kısmıdır. Şimdi bu sayının tipi bize iki boyutlu bir düzlemde bu sayıyı gösterebileceğimizi düşündürüyor. Bu iki boyutlu düzleme karmaşık düzlem diyeceğiz. Bu düzlemde iki kısmımızı da gösterebiliriz. Normalde x ekseni olan burada reel kısmımızın olacak. Ve sanal kısmımız içinse dikey ekseni kullanacağız. İşte bu karmaşık düzlem olarak adlandırılır. Şimdi elimde bir Z karmaşık sayısı varsa bu düzlemde bu sayıyı şu şekilde temsil edebilirim. Yatay eksende X kadar gider ve yukarıya da Y kadar gidersem bu bana Z karmaşık sayımı verir. Yani bu karmaşık uzayda Z bir noktadır. Tamamdır. Bu yaptığımız bir karmaşık sayının gösterim yollarından biriydi. Peki şimdi karmaşık sayıların bir diğer popüler gösterim yoluna bakalım orijinden yani buradan başlayıp Z'de biten bir doğru parçası çizeriz. Böylece orijinden Z'ye kadar uzanan bir yarıçap elde etmiş oluruz. Ve açısının ölçüsü de bu kadardır. Bu açıya teta diyelim. Şimdi bu R ve teta turuncularımızken X ve Y mavilerimizdir. Bu ikisi tamamen aynı olan bir Z sayısının iki farklı gösterimidir. Bu tarafta şöyle diyebilirim z eşittir r çarpı teta açısı bu açı sembolüdür. Şimdi düzleme tekrar girip bu ikisini birbirlerine nasıl döndürebileceğimi bulmaya çalışabilirim. Yani r'den nasıl y'ye ve x'e veya tam tersine y'den ve x'ten r'ye geçiş yapabilirim. Şimdi sadece biraz basit trigonometri kullanırsak ve r'yi de biliyorsak, diyelim ki biliyoruz da, bu durumda bu x mesafesi kosinüs teta çarpı r'ye eşittir diyebiliriz. Öyleyse x için r çarpı kos teta dedik. Peki, o zaman bu y mesafesini bulmak istersek de ve r'nin ne olduğunu zaten bildiğimizi varsaymıştık, y eşittir r çarpı sinüs teta diyebiliriz. Öyleyse y için r çarpı sin teta dedik. Oldu değil mi? Eğer r ve teta'yı bilirsem, x'i ve y'yi bulabilirim. Tamam. Şimdi hadi bir de diğer tarafa gitmeye çalışalım. Yani varsayalım x ve y'yi biliyoruz. R ve teta'yı bulmak istiyoruz. Şimdi buradaki üçgenimiz bir dik üçgendir. Bu üçgende Pisagor teoremini kullanırsam x, y ve r arasındaki bağıntı r kare eşittir x kare artı y kare olur. Ve teta'yı bulmak istersem de biraz daha trigonometri kullanarak şöyle yaparım. Tanjant karşı bölü komşudur. Burada karşı bölü komşu y bölü x'tir. Öyleyse tanjant teta eşittir y bölü x'tir. Bu da hesap makinesinde yapılırsa teta eşittir tanjantın tersinde y bölü x denilir. Özetle bir karmaşık sayının iki farklı formu arasındaki dönüşümlerden ikisidir. Ve biz bu iki gösterimi özgürce kullanabilip aralarında rahatça geçişler yapabilmeyi istiyoruz. Şimdi bizim için yine oldukça kullanışlı bir üçüncü gösterimimiz daha var. Bu metodumuzda yapacağımız şey bu x ve y ifadelerini alıp z'nin dikdörtgensel yazımında yani burada yerlerine yazmak olacaktır. Yerine yazarsak şuna benzer. z eşittir x artı r çarpı cos teta ve y'miz eşittir r çarpı ama r'leri ortak paranteze alayım y eşittir. R çarpı sin teta ve bir de önünde j olacak. Öyleyse artı j sin teta yazabilirim. Şimdi bu ifadeye yakından bakacak olursak sanki biz bunu bir yerden tanıyoruz. Evet, biz bunun Euler formülünün bir tarafı olduğunu çıkarabiliriz. Euler formülünün diğer tarafıyla z'mizi tekrar şöyle yazabilirim. R çarpı e üzeri j teta ve buna bir karmaşık sayının üstel formu bir başka deyişle üstel biçimi denir. Peki burası ne demek, ne anlama geliyor? Bu bununla tamamen aynı anlama geliyor, yani aynı şeyler. Ve bu da karmaşık sayıları yazabileceğimiz iki yoldan biridir. Yani bu r çarpı e üssü j teta tam buradaki z'dir. Burada bulunan karmaşık sayı orijininden r yarıçap kadar uzakta ve teta açısındadır. Demek ki bu formda e üssü j çarpı bir şey gördüğümüzde işte böyle düşünürüz. Dediğimiz gibi bu sadece karmaşık sayının bir gösterim metodudur. Ve bu form bize özellikle faydalı olacak. Çünkü hatırlarsanız bütün o diferansiyel denklemleri çözerken hep buna benzer üstel çözümlere denk geliyorduk. Peki şu bulduklarımızı birer kutu içine almak istiyorum. Bunlar bir karmaşık sayıyı temsil edebileceğimiz birbirine denk olan üç farklı yoldur. Son olarak şuraya gelip bir hatırlatıcı not olarak Euler formülünü yazayım. Bunun geldiği yer olan Euler formülü burada yer kalmadığı için şu tarafa yazayım. Euler formülü şudur. e üzeri j teta eşittir kosinüs teta artı j çarpı sinüs teta. Bu formülün diğer formunda ise negatif üs vardır. E üzeri eksi j teta eşittir kosinüs teta eksi j sinüs teta. Bu denklemin nasıl kurulduğu hakkında videolarımız var. Kaan Akademi Türkçe kanalında bu terimi aratabilirsiniz.